Kayda girdi ya. Daha başlamadı mı kaydetti? Tamam yazsın. Hissettim derken şöyle, ben zaten geç yatmıştım. Saat 3 falandı. Bir ara dalmışım, o ara böyle bir sarsıntıyla uyandım. Çocuklarım, iki tanesi çocuk odasında yatıyordu. Ben kalkar kalkmaz hemen zaten şey yaptım, odaya koştum. Odaya koşarken de şey vardı benim sandalye, o kapının önüne gelmişti. Onu böyle itince, ittim ondan sonra gittim çocukların ikisini de kaldırdım. Hemen oradan mont falan işte ne bulursam artık. Hemen hızlıca aşağı indim. Zaten aşağı iner inmez şey durdu. Deprem durdu. Ondan sonra da zaten binaya giremedik. Çünkü çatlaklar falan oluştu içeride. Yani nereden baksanız dün geceden beri dışarıdayız. Çocuklar öksürük, hapşuruk, sürekli işte rahatsızlık. Ondan sonra dışarıda ateş falan yaktık. Evimizin orada meydanda bayağı bir büyük bir alan var. Orada işte ateş yaktı, şey yaptık. Öyle ne yapalım? Bu geceyi çadırda geçireceksin. He, geçireceğiz. Allah razı olsun. İlk gece nasıl olur sizce? Yani tabii ki evimiz gibi olmaz. Yani dün akşam da yine öyleydi ama şimdi daha iyi olur. En azından yatarız, şey yaparız. Sandalye tepesinde tüm gece zor oldu. Ama olsun, beterin beteri var. Allah bugünümüzü aratmasın. Allah yardım edenden de, bu şeyleri kurup da bizi düşünen insanların hepsinden Allah bin kere razı olsun diyorum, yani ne diyeyim. Ameliyattan geldim. Tabii şey yaptım, yattım. Çok şey bitkinlikti. Yattım yatağa. Gözümü bir açtım. O an içeride bir ışık belirdi. Beş ışık belirince sallanmaya başladım. Besmele çekip oturdum yatağımın üzerine. Dedim ben dedim kalkamam. Bitsin ki sallantı, öyle kalkayım. Eşim de hasta benim yatanak. Ve de torunum, gelinim, oğlum falan vardı evde. Çocuklar dedim korkmayın. Çünkü ilk defa yaşadılar. Ben üçüncüyü yaşıyorum. Üçüncüyü yaşadım. Yaşadığım için bilinçliydim yani. Ondan kesildikten sonra hepimiz bahçeye indik. Arabaya oturduk. Öyle. Bu gece
He. Çadırda mı geçireceksiniz? Ben eşim yanında geçireceğim. Torunumla gelinim çok korktuğu için çadırda yatacaklar. He. Çünkü dengesi bozuldu torunumla gelinimin. Sabahtan beri ilk defa kahvaltı yapıyoruz. Evet. Evet. Mehmet Aydın, çok özel görüntüleri sizlerle ve ekran başında bizleri izleyen seyircilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Bakın, sabahtan bu yana yemeğini yeni yiyen bir depremzede. Evet. Çok söyle. Neler hissettiniz? Neler hissettik? Korktuk. Sadece kendimiz adına değil, çoluk çocuk var, torunlar var. Acaba çıkabildiler mi, uyanabildiler mi? Yani her çok yönünü düşünüyorsun. Şu iki çadır bizim yani. Evet. O kaç kişiyiz? 15-16 kişi. Vardırız evet. Hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Yani devlet yönünden, resmi kurumlar yönünden bir sıkıntımız yok. Yok, hemen çıkmadım ben. Ben zaten 3 falandı uyuduğumda. Ondan sonra saat o gürültüye uyandım. Sonra zaten çocukların odasına gittim. Çocukların odasında da çocuklarımı aldım. Aşağı merdivenlere inene kadar zaten durduydu. Oradan da ateş falan yaktık işte. Dün akşamdan beri. Bu geceyi çadırda geçireceksiniz. Evet, bu akşam burada geçireceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Gerçekten 40 dakika sürdü depremden sonra. 40 dakikada AFAD bütün destekleriyle buradaydı. Bakanımıza da çok teşekkürler. Süleyman Soylu da çok ilgilendi. 2 kere gitti geldi. Kendisine gerçekten şükranlar sunuyoruz. Çok güzel bir yatırım, çok güzel bir destek, çok güzel bir organizasyon. Hepsinden, emeği geçenden Allah razı olsun diyorum. 4'ü 8 geçiyordu. Zaten yeni yatmıştık. Sanki böyle arabayla bir anda frene basarsınız sarsıntı halinde. Bir anda böyle bir uyandık. Hareket edemedik tabii ki. Biliyorsunuz dolaplar var. Yıkılma ihtimali var. Hareket etmiyoruz. İlk önce bekliyoruz. Panik yapmıyoruz. Sonrasında depremin azaldığı kısımda işte annem, ben, çocuklar, abimlerin evinin zaten arka tarafı yatmış durumdaydı. Çatlaklar vardı. Şu an tespit ekibi de geldi. Onlara da bakacaklar. Bu şekilde bir gece geçirdik. Arabada kaldık. Arabada kaldık derken sakın yanlış anlaşılmasın. Çorbalar dağıtıldı. Müge Anlı tarafından yardımlar yapıldı. Devlet tarafından gayet o kadar olağanüstü bir hızla o kadar destek yağdı ki buraya anlatamam size. Gerçekten mükemmeldi. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok ilerlemişiz. Allah geceyi utandırmasın. Çadırda geçireceksiniz herhalde. Evet, evet. Ben aslında sabah hissetmedim. Yani uyuyordum. Hissetseydim zaten direkt uyanırdım ama hissetmedim. Uyuyordum, babaannemin çığlığını bile duymadım. Ne zaman anladın deprem olduğunu? Babam beni kaldırdığında anladım. Hepimizin geçireceği çadırı şu anda TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı farkıyla canlı yayında gösteriyoruz. Ve bütün depremzedelerimiz için bu şekilde talep edenler için çadırları hazırladı AFAD ve bu çadırlarda aileler getirecek. Teşekkür ediyoruz.